Merhaba arkadaşlar, bugün size kenar soru çözümü yapacağım. Arkadaşlar geçen videomuzda kenar anlatmıştık. Bugün de size kenar ile ilgili soru çözümü yapacağım. İlk soruyla başlıyorum. G ağırlık merkeziymiş. Buna göre arkadaşlar ağırlık merkezi dediğimiz zaman kuralımız kenarımızı iki eşit parçaya bölecekti. Bir de arkadaşlar tepeden ikiye bir şeklinde paylaşacaktı. O zaman tepedeki uzunluğum 12 ise GD uzunluğum 6. GE uzunluğum 5 ise tepeye çıkıyorum arkadaşlar. Burası 10 oldu. Benden toplamlarını istiyor arkadaşlar. AD uzunluğum 15. Pardon, AD uzunluğum 18. BE uzunluğum 15. Topladığımız zaman arkadaşlar cevabım 33 eşit olacak. İkinci sorum. Yine arkadaşlar G dediğim ağırlık merkeziymiş. Bir de baktığımız zaman tepe açısı 90 derece. Arkadaşlar ben 90 dereceden doğrusal bir şekilde çizdiğim zaman, yani ağırlık merkezini devam ettirdiğim zaman daima kenarımı iki eşit parçaya bölecek. Bunu video dersinde söylemiştim arkadaşlar. Tepe açımız 90. Kenarımı iki eşit parçaya böldüyse o zaman burada kesinlikle muhteşem üçlü olacak. AG uzunluğum 8 ise çizdiğim bu doğru 4 olacak. Tamamı 12 olduğu için muhteşem üçlü olduğundan dolayı burası 12'ye 12 olur arkadaşlar. BC uzunluğum buradan 24 eşit olur. Üçüncü sorum. G dediğim ABC'nin ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. G üst dediğimde AGC'nin ağırlık merkeziymiş. Buna göre BD uzunluğum kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce AGC üçgenin ağırlık merkezine bakıyorum. 8 buradaysa G üstü D uzunluğum 4 birim. GD uzunluğum arkadaşlar 12 ise. Sonuçta ABC'nin ağırlık merkezi G olduğuna göre tepeye çıktığım zaman arkadaşlar burası da 24 olacak. BD uzunluğunun tamamını istiyor arkadaşlar. 24 artı 12'den 36 cevabım olur. Soru 4. Arkadaşlar içeride kum saati gibi bir durumumuz var. Kum saati gibi olduğu zaman tepeden 3, 1, 2 kuralım olması lazım. K dediğim o zaman 3 ise 3K dedim arkadaşlar 9 olacak. 2K dediğim ise 6 olacak. Benden AD'nin tamamını istediği için topladığımız zaman arkadaşlar 12 artı 6'dan 18 cevabımız olur. Evet. Soru 5'e bakıyorum arkadaşlar. Bu soru tipine aşırı önemsiyorum. Önemli bir soru tipi arkadaşlar. Çünkü bunu birazcık görmekte zorlanıyoruz. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar BE uzunluğum EG uzunluğuma eşitmiş. G dediğimde ABC'nin ağırlık merkezi. ABC'nin ağırlık merkezi ise arkadaşlar BD uzunluğum DC uzunluğuma eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bir de C ile G'yi birleştiriyorum. Oluşan GBC üçgenine baktığımız zaman arkadaşlar kenarortay, kenarortay. Kenarortayların kesim noktası ağırlık merkezine olduğuna göre F dediğim GBC üçgenin arkadaşlar ağırlık merkezi olur. Önemli olan buydu arkadaşlar. Bu ağırlık merkezini görmekti. Ağırlık merkezi olduğunu gördükten sonra arkadaşlar ne yapacağım artık? İşlemlerimi tamamlayacağım. Şimdi GF uzunluğum 6 ise FD uzunluğum o zaman arkadaşlar 3 birim. G dediğim ABC'nin ağırlık merkeziydi. GD uzunluğum 9 ise tepeye çıktığım zaman arkadaşlar 18 olacak. Topladığımız zaman arkadaşlar AD uzunluğum 27. Muhteşem üçlü olduğundan dolayı 27 burada, 27 de burada olacak. BC'nin tamamı o zaman arkadaşlar 54 eşit olacak. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz eğer kenarortayları görüyorsak, kenarortayları gördüm. Kenarortayların kesim noktasını görüyorsam o zaman biz buna ne diyeceğiz? Ağırlık merkezi vardır diyeceğiz. Altıncı soru arkadaşlar yine önemsediğim sorulardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar GF uzunluğum BC uzunluğuma eşitmiş. Birazcık şöyle çekeyim. GF uzunluğum FC uzunluğuma eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar G dediğim ABC'nin ağırlık merkezi olduğuna göre doğrusal bir şekilde çizdim. Kenarımı iki eşit parçaya bölecek. 12-12. Aynı zamanda BD dediğim kenar ortay olduğu için AD uzunluğum DC uzunluğuma eşit olacak.
Peki arkadaşlar, tepe açım 90, kenarımı iki eşit parçaya böldüğü için yine burada muhteşem üçlü olacak. Muhteşem üçlüyü yazmadan önce ağırlık merkezimin özelliğini yazıyorum. K'ya 2K şeklinde. 3K dediğim arkadaşlar 12'ye eşit olacak. K dediğim buradan 4. 2K dediğim ise 8. Şimdi arkadaşlar AGC üçgenine baktığımız zaman kenar ortay. Karşılıklı kenar ortay olduğu zaman arkadaşlar bizim aklımıza daima orta taban gelecekti. O zaman DF uzunluğum kesinlikle AG uzunluğuma paralel olur. Bunu da yazalım. DF doğrusu AG doğrusuna paralel olacak arkadaşlar. Orta taban olduğuna göre X'im o zaman arkadaşlar buradan 4 eşit olur. Evet. 7. soruma bakıyorum arkadaşlar. ABC üçgeninde G ağırlık merkeziymiş. Buna göre DC uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezinden geçecek şekilde doğrumu çiziyor. Kenarımı iki eşit parçaya bölecek. Şurasına da E diyeyim. BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit olacak. Aynı zamanda arkadaşlar muhteşem üçlü olduğu için AE uzunluğuma eşit olacak. Bunu hemen not alalım. BE uzunluğum EC uzunluğuma eşit. O da AE uzunluğuma eşit olacak. Peki arkadaşlar muhteşem üçlü olduğundan dolayı C'deki açım 30 sa, A'daki açım o zaman ikizkenardan dolayı burası 30 derece olacak. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan dolayı E'deki açım 60 derece. Açı gezdiriyorum arkadaşlar. O zaman G'deki açım 30 oldu. 60'ın karşısında 2 kökü varsa hemen size şurada üçgeni çizeyim rahatlıkla görmek açısından. Arkadaşlar 2 kökü var. 30'un karşısında o zaman 2, 90'ın karşısı 4. 90'ın karşısı dediğim arkadaşlar GE uzunluğu. Burası 4 birim. Tepeye çıktım. 8 birim burada. Bu arada şuraya da yazayım. 2 birim. Peki arkadaşlar muhteşem üçlü olacaktı. O zaman EC uzunluğum 12. BE uzunluğum 12 olması lazım. Burası 10 oldu. Benden DC uzunluğumu istediği için 14 cevabım olur. Evet. Soru 8'e bakıyorum arkadaşlar. Soru 8'e baktığımız zaman G dediğim ağırlık merkezi. Bir de ikizkenar üçgenim var arkadaşlar. O zaman doğrusal bir şekilde çizdiğim zaman ikizkenar üçgen ve de kenar ortay olduğu için arkadaşlar burası dik olacak. İndirdiğim doğru dik olacak. Kenarımı iki eşit parçaya bölecek. 24 burası 12. Şimdi arkadaşlar yine şuraya E diyeyim. E'de uzunluğuma ben A dersem sonuçta ağırlık merkezi kenarımı iki eşit parçaya böleceği için BE uzunluğumda A artı 7 eşit olacak. Şimdi GBD üçgenine bakıyorum arkadaşlar. GBD üçgenine baktığımız zaman dikten dikilmiş öklit. O zaman öklit kuralını yazacağım arkadaşlar. Neydi kuralımız? H kare eşittir P çarpı K. Hemen şuraya tekrardan kuralımızı hatırlatalım. Dikten dikildiği zaman arkadaşlar H kare eşittir P çarpı K diyoruz. Buradan biz istediğimiz uzunluğu bulabiliriz. O zaman yazıyorum. 12'nin karesi eşittir A çarpı A artı 7 olacak. A dediğim buradan arkadaşlar 9 oldu. A dediğim 9 sa ne özel üçgenim var arkadaşlar burada? 9, 12, 15 özel üçgenim var. Evet arkadaşlar sorularım bu şekildeydi. Yine devam ediyorum. Evet, soru 9'a bakıyorum arkadaşlar. G dediğim ağırlık merkeziymiş. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen şey kenarımızı iki eşit parçaya bölmek olacak. Peki EF uzunluğuna bakıyorum. Karşılıklı kenar ortaylarım var. O zaman EF, AD'nin orta tabanı olmaz mı arkadaşlar? 3 ise AD'nin tamamı arkadaşlar 6'ya eşit olacak. AD'nin tamamı 6 olacaksa, şu şekilde birazcık üstünden geçeyim, pek gözükmüyor. AD dediğim 6'ya eşit olacaktır. Peki arkadaşlar ağırlık merkezi olduğuna göre
Yine GD uzunluğuma K desem, AG uzunluğum 2K olur. 3K dediğim 6 ise K eşittir buradan 2 olacak. Benden 2K istediği için X eşittir buradan arkadaşlar 2K dediğimiz için o da 4 eşit olur. Evet arkadaşlar, 10. soruma baktığımız zaman bir katlama sorusu var. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline getirmeye çalışıyorduk. O zaman biz de bunu eski haline getirmeye çalışacağız. Şu şekilde eski haline getirmiş olayım. Şimdi arkadaşlar, BC uzunluğum zaten 18. 18, 24. Özel üçgeni düşündüğüm zaman AC'nin tamamı 30 olacak. Ağırlık merkezi kenarımı iki eşit parçaya böldüğümden dolayı EC uzunluğum o zaman arkadaşlar 15. Buranın tamamı da ne yapacağız arkadaşlar? Yine 15'e eşit olacak. Şimdi burası zaten 90 dereceydi. K'ya 2K dedim. K'ya 2K dediğimde arkadaşlar baktığımız zaman ağırlık merkezinden geçmiş bir de muhteşem üçlü olduğu için 3K eşittir 15 diyeceğim. K eşittir buradan arkadaşlar 5 olacak. K 5 ise yani buranın tamamı zaten yine ne eşit olacak arkadaşlar? 15. Bunda sıkıntımız yok. Şimdi katlama sorusuna baktığımız zaman AB uzunluğun A üstü B uzunluğu olacak arkadaşlar? Uzunluk değişmeyecekti. Hemen buraya da not alalım. A üstü B'ye eşit olacaktı. Bunlar birbirlerine eşit olacaksa AB uzunluğum zaten 24'tü. X artı 15 edeyim arkadaşlar. 24'e eşitse X eşittir buradan 9 eşit olur. Bu da böyle bir sorumuzdu arkadaşlar. Örnek 11'e bakıyorum arkadaşlar. Örnek 11'e baktığımız zaman G dediğim ABC'nin ağırlık merkezi. Hemen yine bildiğim işlemi yapıyorum. Ağırlık merkezi olduğu zaman kenarımı 2 eşit parçaya bölecek arkadaşlar. Bunu biliyorum. Buradaki açım 90. Şimdi arkadaşlar bu kısım önemli. AGE üçgenine bakıyorum. AD GD'ye eşit. Arkadaşlar bu muhteşem üçlü değil miydi? O zaman kesinlikle DE uzunluğuma da eşit olacak. Ben AD'ye X, DE X, GD'ye X dedim. Arkadaşlar kenarımı iki eşit parçaya bölecekse burası 2X ise o zaman burası da 2X olacak. 3X dediğim 15 ise X eşittir buradan arkadaşlar 5 olacak. Zaten benden AD uzunluğumu istiyordu. Cevabım o zaman 5 olur. Soru 12. Soru 12'ye baktığımız zaman arkadaşlar çevre GDC'yi istiyor benden. Orayı düzelteyim hemen. Şimdi ilk önce şuraya bakıyorum. 9, 12, 15 özel üçgenim var. Ağırlık merkezinde 2K'ya 1 oranım olacaktı arkadaşlar. O zaman burası 10, burası 5 oldu. Benzer şekilde EBC üçgenine bakıyorum arkadaşlar. 6'nın karesi 18'in karesi desem. Ne eşit olacak? EC uzunluğumun karesine eşit olacak. EC uzunluğum arkadaşlar buradan 3 kök 10 olacak. Şimdi yine ağırlık merkezi olduğundan dolayı EG uzunluğuma kök 10 dersem arkadaşlar GC uzunluğum 2 kök 10 olacak. Benden taralı bölgenin çevresini istediği için çevre dediğim 5 artı 9 artı 2 kök 10 olacak. Düzenlediğim zaman arkadaşlar 14 artı 2 kök 10 olur. Bu da bu tarz bir sorumuzdu. Evet, soru 13'e baktığımız zaman arkadaşlar AE'nin kenar ortay olduğunu söylemiş. Kenar ortay dediğimiz kenarımızı 2 eşit parçaya bölecek. Tepe açım 90. Kenarımı 2 eşit parçaya böldüğü için arkadaşlar burada muhteşem üçlüm olacak. AE uzunluğu o zaman eşit oldu. Şimdi açı gezdireceğim arkadaşlar. Açı ortayıma alfa desem. Alfa ise ikizkenardan dolayı burası alfa oldu. CDA üçgene baktığımız zaman arkadaşlar 2 alfa artı alfa artı 90 üçgenin iç açılar toplamı 180'e eşit olacak arkadaşlar. 3 alfa dediğimiz 90 ise alfa eşittir buradan 30 oldu. Alfa'yı bulduk 30 derece. Evet arkadaşlar şimdi şurası 60 burası
60 dedim. 30'un karşısına 6 varsa 60'ın karşısı o zaman 6 kök 3. Evet arkadaşlar yine devam ediyorum. Burası 6'ya 6. Çünkü şurası 120 derece. Üçgenlerimi yerleştirdim. Kenarlarımı yerleştirdim. Arkadaşlar CED üçgenine baktığım zaman 90'ın karşısına 6 varsa 30'un karşısına o zaman kaç olacak? 3. Buradan da cevabımızı 3 bulmuş olacağız. Örnek 14. G dediğim DBC üçgenin ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. O zaman doğrusal bir şekilde çiziyorum. 9-12 öz üçgenim var. 15. Ağırlık merkezi kenarımı iki eşit parçaya böleceğinden dolayı 15/2 dedim arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezimin özelliğini yazıyorum. 2K'ya K dedim. Baktığımız zaman arkadaşlar DG uzunluğum 2K ise AD uzunluğu o zaman 2K'ya eşit olacak. 3K dediğim 15/2 eşitse K eşittir buradan 5/2 olur. 2K dediğim o zaman arkadaşlar 5 olacak. ADC üçgenine bakıyorum şimdi. 5 burada, 12 burada. 5-12 arkadaşlar özel üçgenim var. 13. Yani 5-12-13 özel üçgenime baktığım zaman ben buradan ne yapacağım? Cevabını bulmuş olacağım arkadaşlar. Soruma bakıyorum arkadaşlar. Şimdi G dediğim ABC'nin ağırlık merkezi. Kenarımı iki eşit parçaya bölmüş. Fark ettiyseniz arkadaşlar 2K'ya bir özelliğimi de kullanmış. Şimdi düşündüğümüz zaman arkadaşlar BG'nin 10 olduğunu varmış. Dik üçgenim var. BD uzunluğumu bulabilirim ama BD uzunluğunu bulmak bana hiçbir şey katmayacak. O yüzden ben de diyorum ki BG'yi doğrusal bir şekilde tamamlayın. Yine ağırlık merkezi kenarımı iki eşit parçaya bölecek. Burası 90 derece oldu. 10 ise arkadaşlar burası aşağı indim. 5 birim. 5-12, 13 özel üçgenim var. Burası da 13 olduğuna göre x eşittir. Buradan 26 olur. Örnek 16. Örnek 16'ya baktığımız zaman arkadaşlar G dediğim ABC'nin ağırlık merkezi. O zaman hemen ağırlık merkezini çizdim. Buradaki uzunluğuma E diyeyim. BE uzunluğum EC uzunluğuma eşit olacak. Çünkü tabanım iki eşit parçaya bölecekti. Taban uzunluğum 18 olduğuna göre arkadaşlar kenarımı iki eşit parçaya böldüm. 9, 9 olacak. 5. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? 2K'ya. K. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda hatırlayın. İç açı ortay kuralımız vardı. Hemen bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar kuralımız neydi? Kolların bacakları oranıydı. Yani x bölü m, y bölü n'ye eşit olacaktı. Baktığımız zaman 5'in k'ya oranı, hatta bunu farklı bir kalemle göstereyim. 5'in k'ya oranı, kolların bacakları oranı dediğim, x'in 2k'ya oranı. Şu üste yazayım. X bölü 2K 5 bölü K dedim arkadaşlar. K'lar birbirlerini götürdü. İşler dışarı yaptığımız zaman X eşittir. Buradan 10 eşit olur. Evet arkadaşlar. Örnek 17. Bu da arkadaşlar güzel bir soru tipi. Şimdi AF uzunluğu FC uzunluğuna eşitmiş. EF uzunluğu EC uzunluğuna eşit. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. Arkadaşlar buradaki eşitlik bize bir şey çağrıştırması lazım. Yani kenar ortayları çağrıştırması lazım. Ben BFC üçgenini oluştursam. Baktığımız zaman arkadaşlar E dediğim kenar ortay noktası. D dediğim kenar ortay noktası. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi olduğuna göre K dediğim BFC'nin arkadaşlar ağırlık merkezidir. Şimdi ağırlık merkezini bulduktan sonra
KD uzunluğum 4 ise arkadaşlar. KF uzunluğum o zaman 8 olacak. Bu burada dursun. Şimdi bize ilk tanımda arkadaşlar AF ile FC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Buraya A'ya A desem AF uzunluğum 2A. Burası da B'ye B olsun. Arkadaşlar FD uzunluğuma bakıyorum. FD uzunluğuna baktığım zaman karşılıklı kenar ortaylarım var. Şu şekilde 2A'ya A, B'ye B. O zaman FD dediğim AB'nin orta tabanıdır arkadaşlar. E burası 12 ise x o zaman buradan kaç eşit olacak? 24. FD diyelim. AB'nin orta tabanıdır. Evet, örnek 18. Örnek 18'e baktığımız zaman arkadaşlar ağırlık merkezim var yine. Doğrusal bir şekilde çizdim. Kenarımı iki eşit parçaya böldüğünü gördüm. Hatta özelliklerimi de yazayım. Buraya K dersem burası 2K. 3K burada. 3K burada. Neden? Çünkü muhteşem üçlü var dedik arkadaşlar. Şimdi BGE üçgenine bakıyorum arkadaşlar. BGE üçgenine baktığımız zaman dikilmiş. Kenarımı iki eşit parçaya bölmüş. Arkadaşlar o zaman bu ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgen olduğuna göre arkadaşlar 2K eşittir 9 olur. Benden istediyse 6K. Yani arkadaşlar her tarafı 3'e çarptığım zaman x'i bulmuş olacağım. 3'e çarptığım zaman da kaç eşit olacak? 27'ye eşit olacak. Soru 19. B dediğim açıortay, G dediğim arkadaşlar ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezini doğrusal bir şekilde çizdim. Hem açıortay hem de kenarortay varsa arkadaşlar nasıl bir üçgen olacaktı bu? İkizkenar üçgen olacaktı. O zaman buradaki açım 90 derece oldu. Kenarımı iki eşit parçaya bölecek. Taban uzunluğum 14 ise 7 7 diye paylaşacak. Burası 3. Şuradaki maviyle taradığım üçgene baktığımız zaman arkadaşlar 3, 4, 5 özel üçgenim var. Burayı 4 buldum. Aşağısı 4 ise tepeye çıktığım uzunluğum arkadaşlar kaç eşit olacak? 8'e eşit olacak. Evet. 20. soruya baktığımız zaman arkadaşlar son sorumuz. Bu soru aynı zamanda dik üçgen sorusu olarak da karşısında çıkar arkadaşlar. Ama kenarortay sorusu. Bu aynı zamanda 2011 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar kenarımı iki eşit parçaya bölmüş. Kenarımı iki eşit parçaya bölüyse bizim aklımızda canlanması gereken kesinlikle orta taban oluşturmak. Kenarımı iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman DE uzunluğuma paralel bir doğru çiziyorum. X ise o zaman burası arkadaşlar 2X olacak. Çünkü neden? Orta taban oluşturdum. Orta taban dediğim karşılıklı kenar ortay değil miydi arkadaşlar? O zaman burası 3 ise burası 3 birim oldu. Geriye 6 kaldı. Dik var. Kenarımı iki eşit parçaya böldüğü için 6'ya 6 olduğu için muhteşem üçlü. 2x dediğim arkadaşlar 6 ise x eşiti buradan kesinlikle 3'e eşit olmuş olacak. Evet arkadaşlar kenarortay ile ilgili elimden geldiğinde size farklı sorular göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız bir şey olduğu zaman lütfen tekrardan sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.